Evet sevgili dostlar, hepinize hayırlı bir akşam diliyorum. Programın hemen başında iki hususu arz etmek istiyorum, ondan sonra programa başlayacağım. Bugün ne yazık ki bir şehidimizi toprağa verdik. Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde teröristlerce yerleştirilen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu ağır yaralanan bir hemşerimiz, uzman onbaşı Mustafa Demir kardeşimiz ne yazık ki tedavi gördüğü Ankara Gata'da şehit oldu. Kendisi bugün vatan toprağıyla buluştu. Allah'tan rahmet diliyorum şehidimize, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Onun dışında dün yine bir vefatla sarsıldım. Hemen alt komşum, çok değerli kardeşim, samsatlı hemşerim Ali Aslan'ı kaybettim 50 yaşında. 7-8 yıldır kapı komşumuzdu. Kendisini ani bir şekilde kaybettik. Ali kardeşimize de ben Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine, yakınlarına sabırla diliyorum. Evet, malumunuz bu ay Muharrem ayı. Çok önemli. İslam dininde çok önemli bir yeri olan bir ay. Muharrem'i konuşacağız. Biraz Aleviliği konuşacağız. Muharrem'de yapılan ibadetleri konuşacağız. Ve bu işi de en iyi bilen kişiyle konuşacağız. Hüseyin Alagöz, Alevi din alimlerimizden, aynı zamanda İmam Hüseyin Kültür Derneği yöneticisi diyeyim. Çünkü ara ara başkan oluyor, başkan yardımcısı oluyor. Oranın yöneticisi, idarecisi diyebilirim. Hüseyin Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Yasınız kabul olsun. İbadetleriniz makbul, kabul olsun. Muharrem ayındayız. Böyle hemen kısaca, çok kısaca sizi tanıyalım. Ondan sonra Muharrem konusuna geçelim. Evet. Ben Hüseyin Alagöz, Adıyamanlıyım. Kayaönü Kistan mezrasından. Ben de bütün canlara, bütün Hazreti Hüseyin sevenlerine matemleri Hak dergahında kabul olsun diyorum. Ve hepsine iyi akşamlar diliyorum. Evet. Muharrem ayı nedir? Dinimizde yeri nedir? Kur'an'da hükmü nedir? Alevi kültüründe, Alevi mezhebinde artık bunu konuşacağız. Mezhep midir, kültür müdür, din midir onu da konuşacağız. Alevilikte Muharrem nedir? Genel olarak Muharrem'i bir tanımlayalım. Evet, Allah-u Teala Kur'an'da buyuruyor ki Allah'ın nezdinde, Allah katında Allah'ın alemi yarattığı zaman ay sayısı 12'dir. Ve bunlardan 4 tanesi haram ayıdır. Haram olması, yani savaşın haram olma olduğu aylardır. Ve bunlardan bir tanesi Muharrem ayıdır. Muharrem zaten haram edilmiş anlamına geliyor. Yani bu ayda savaş haram edilmiştir. Bu ta cahiliye döneminde, yani İslam öncesinde bilinen bir gelenek idi ve İslam bunu teyit etti. Yani onayladı ki bu aylarda savaş haramdır. Savaşmayın, kan dökmeyin. Ama İslam'dan, İslam'ın ilk dönemi diyelim, Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberlik döneminde henüz Hazreti Hüseyin yeni dünyaya gelmişken, daha şehadeti söz konusu değilken, Hazreti Bari Teala Cebrail vasıtasıyla Kerbela olayının olacağını Hazreti Peygamber'e haber verdi. Bundan ilgili çeşitli rivayetler var. İlk Hazreti Hüseyin doğduğu zaman getirip dedesi olarak Hazreti Peygamber'in kucağına verdikleri zaman Hazreti Peygamber'in tam da sevineceği bir an, mutlu olacağı bir an dedesi olarak Hazreti Cebrail haber veriyor ki bu çocuğun, bu torunun Kerbela'da feci bir şekilde şehit edilecek ve Hazreti Peygamber ona ağlıyor. Ondan sonra çeşitli rivayetler var. Cebrail Hazreti Hüseyin'in şehit olacağı o Kerbela toprağını
Hazreti Peygamber'e getiriyor ve o Ümmü Seleme'ye veriyor. Muhterem eşi Ümmü Seleme'ye veriyor. Ne zaman bu kana dönerse bil ki benim Hüseyin'im şehit olmuştur diyor ve aynı şekilde de Resulullah'ın haber verdiği gibi de oluyor. Şimdi Muharrem ayı eskiden beri İslam aleminde ama özellikle Alevi canlar arasında başka bir yeri var. Hazreti Hüseyin'in mateminden dolayı. Çeşitli rivayetler nakletmişler ki çeşitli olaylar bu ayda özellikle Aşura gününde oldu. Ama bu rivayetlerin sıhhati yoktur. Hazreti Adem'in tövbesi Aşura günü kabul oldu deniliyor. Halbuki Hazreti Adem'in tövbesi Arefe günü kabul oldu. Zilhacce ayının 9. günü. Ondan sonra Hazreti Nuh'un gemisi o gün Aşura günü karaya oturdu deniliyor. Halbuki öyle değil. Zilhacce ayının 18'inde karaya oturdu. Ya da Hazreti Yunus balığın karnından o gün kurtuldu. Halbuki Rabiul Evvel ayında kurtuldu. Farz edelim bütün bu olaylar, Hazreti İbrahim'in ateşten kurtulması ve Hazreti Musa'nın denizin yarılıp oradan geçmesi, Firavun'a kurtulması, bütün bu güzel olaylar aynı gün olmuş olsun. Gerçi aynı gün olmamış. Bunu Emeviler uydurdular ki Hazreti Hüseyin'in yasını örtbas etsinler ve o gün şenlik etmek için kendilerine bir gerekçe oluşsun. Çünkü Hazreti Hüseyin'in şehadetinden sonra bunlar hem kendi zaferlerini kutlamak istediler hem de Hazreti Hüseyin'in şehadetinin gündeme gelmesini istemediler. O yüzden bayram havası içerisinde kutladılar ve bunun için de bir gerekçe lazımdı. Böyle bir hadis uydurdular. Şimdi farz edelim öyle olmuş olsun. Öyle olsa bile ben sadece sıradan bir insan olarak, haktan biri olarak şunu soruyorum. Herhangi birimizin farz edelim 10 tane güzel olayı bir anda oldu. Çocuğumuz imtihanı kazandı. Haber geldi ki çocuğumuz imtihanı kazandı. Tamam. Öbür tarafta kardeşimiz hapisten kurtuldu. Öbür taraftan farz edelim kardeşimiz göreve atandı. Öbür taraftan diğer çocuğumuzun düğünü var. Düğün şeyi var. Böyle 10 tane güzel olayımız olsun. Tam o sırada Allah etmesin, Allah uzak etsin. Balkondan küçük bir çocuğumuz düştü öldü. Parçalandı öldü. Kazadır. Biz ne yaparız? Yani der miyiz ki ya bu bir tane acı olaydır. Dur o burada dursun. Biz 10 tane sevincimizi yaşayalım. Öyle mi deriz? Yoksa bütün sevinçlerimiz kursağımızda kalır ve biz o balkondan düşen çocuğumuzun ölüm acısını mı yaşarız? Tarihteki bütün bu olaylar olmuş olsa dahi, doğru olmuş olsa bile bugün Hazreti Peygamber'in yüreğinin yandığı gündür. Hazreti Ali'nin, Fatıma'nın, Ehl-i Beyt ailesinin yüreğinin yandığı gündür. İslam ümmetinin yüreğinin yandığı gündür. Yani acı günümüzdür. O zaman bu gün matem günüdür. Ve Hazreti Hüseyin'in acısı o kadar büyük ki tarihte benzeri olmayan bir olay. Bak çok acı olaylar olmuş tarihte. Ama Hazreti Hüseyin'in Kerbelasını istisna kılan özel tarafı vardır. Öyle ki siz tarihte göremezsiniz. Bir tane insan doğduğu gün zamanın peygamberi ona ağlasın. Daha şehit olmamış, daha o gün gelmemiş, daha olay olmamış. Hazreti Peygamber kerelerce bunu gündeme getiriyor ve ona ağlıyor ve millet ağlıyor, millet ashabı ağlıyor. Ashabı ağladığı zaman ne buyuruyor biliyor musunuz? Etebkun ve la tensurun. Siz ağlıyor musunuz? Yardım etmeyecek misiniz o günde? Nitekim sadece Hazreti Peygamber değil, daha önceki peygamberlere de Allah-u Teala Hazreti Hüseyin'in Kerbela olayını haber vermiş ve onlar Hazreti Hüseyin'e ağlamış ve yas tutmuşlar. Ben bir tanesini sadece eğer müsaade ederseniz arz edeyim. Allah-u Teala Hazreti Zekeriya'ya 5 isim öğretti. Hı hı. Muhammed, Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin.
Bu isimleri zikrediyordu, anıyordu, dile getiriyordu. Bir gün Allah-u Teala'ya arz etti ki, ey Rabbim, ben ya Muhammed deyince şenleniyorum, neşeleniyorum, keyfim yerine geliyor. Ya Fatıma deyince, ya Ali deyince, ya Hasan deyince aynı şekilde rahatlıyorum, ferahlıyorum, neşeleniyorum. Ama ya Hüseyin deyince kendiliğinden hüzünleniyorum, ağlayasım geliyor. Bunun hikmeti nedir? Allah-u Teala ona Kerbela olayını anlattı. Haber verdi, vahyetti. Ve bu Kerbela'da olacak o olayın acısıyla arz etti ki, ey Allah'ım, bana da bir evlat ver. Kaderi son peygamber Muhammed Mustafa'nın o biricik torunu Hüseyin'in kaderi gibi olsun. Ki ben de bir nebze olsun, son peygamberin acısına ortak olayım. Allah-u Teala ona Hazreti Yahya'yı verdi. Hazreti Yahya ile Hazreti Hüseyin'in hikayesi benzer. O da zamanın sultanına karşı aksi bir olaydan dolayı karşı çıktı. Onu da bir çölde şehit ettiler ve başını kesip zamanın zalim sultanına getirdiler. Deyin bakayım yeri neresi? Şam. Hazreti Hüseyin'in başının getirildiği yer Emevi Camisi, Hazreti Yahya'nın başı da orada defnedilmiş. Aynı yere, her ikisinin de başı aynı yere getirilmiş. Hazreti Hüseyin'in acısı sadece bir acı olay değil. Çok ders alınacak bir olaydır. Yani Hazreti Peygamber'den 50 yıl sonra, 50 yıl sonra bu ümmet nasıl oluyor, o kadar değişiyor, o kadar dönüşüyor ki koskoca İslam ümmeti Hazreti Peygamber'in bu evladına sahip çıkmıyor. Hazreti Peygamber, ben size iki emanet bırakıyorum, biri Kur'an, diğeri Ehl-i Beytim demiş olmasına rağmen, Kur'an Ehl-i Beyt'in paklığına şahadet etmiş olmasına rağmen, ben peygamberliğimle karşılık hiçbir ücret istemiyorum Ehl-i Beyt'ime karşı göstereceğiniz muhabbetten başka demiş olmasına rağmen, ayet bunu demiş olmasına rağmen, nasıl oluyor? Bu ümmet kalkıyor kendi peygamberinin evladını hünharca katlediyor. Bedir'de ilginçtir. Hazreti Peygamber'le savaşan müşriklerin ileri gelenleri ki o savaşta katledildiler, onların evlatları geliyor iktidar oluyor. Peygamber evladı Kerbela'da çoluk çocuğuyla birlikte onlar ve onun safında yer alanlar tarafından katlediliyor. Hem de hünharca, susuz bir şekilde. Ve nasıl oluyor? İslam ümmetinin içerisinde sadece bir 70 kadar kişi çıkıyor İmam Hüseyin'i sahiplenen. Bu tam da ders alacağımız bir olay, ibret alacağımız bir olay. O yüzden Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın bu Kerbela olayı her zaman anılmalı, her zaman gündem olmalı ki tekrar o acılar yaşanmasın, ders alalım ve aynı hatalara düşmeyelim. Evet. Biliyorum siz böyle konuları derinlemesine gidiyorsunuz ama o kadar zamanımız olmayacak. Bir yandan da seviniyorum. Gerçekten böyle izleyicilerimiz doya doya böyle bilgiye ulaşıyorlar. Peki bu ayda insanlar ne yapar? Nasıl bir ibadet yaparlar? Şuna da parmak basmanızı istiyorum. Yani bu 10. gün Aşure günü müdür, Aşura günü müdür? Bunu özellikle de irdelemenizi istiyorum. Şimdi Fahrettin Bey, bir Aşura var, 10. gün demektir. Evet. Hazreti Hüseyin, Muharrem'in 10. günü şehit edildiği için Aşura günü demişler. Bir de Aşure tatlısı var. Evet. Aşure tatlısı hakkında iki tane görüş var ki ben ikisini de arz edeyim. Birincisi, deniliyor ki kardeşim Hazreti Nuh'un gemisi karaya oturduğu zaman torbaların dibinde ne kalmışsa getirdiler, kazana döktüler, evet, pişirdiler, adı oldu Aşure. Evet. Eğer bu olsaydı bizden önce Yahudiler gelmiş Hazreti Nuh'a yakın olarak. Onlarda bu gelenek olurdu. Tabi tarihte yani halktan halka akıp gelmesi lazım. Aynen. O zaman Yahudiler de olurdu. Yahudiler Aşure tatlısı diye bir şey bilmiyorlar.
Onlardan sonra Hristiyanlar geldi. Hristiyanlarda da yok. Onlardan Hristiyanlara geçmiş olmalı. Onlarda da yok. Ondan sonra İslam ümmetinde olmalı. Ya bakıyoruz İslam ümmetinin hiçbir yerinde yok. İslam ülkelerinin hiçbir yerinde aşure tatlısı diye bir tatlı yok. Böyle bir tatlıyı bilmiyorlar. Böyle ki var yani. Aşure bir tatlı olabilir ama. Bak, ama tatlılar var. Yani kutlanacak bir gün olamaz yani. Şimdi yani, ben şunu arz ediyorum. Aslında öyle bir tatlı yok. Yani İslam beldelerinde bakın Şia aleminde, Sünni aleminde yok. Yani Mısır'da yok, Suudi Arabistan'da yok, Irak'ta yok, İran'da yok, hiçbir yerde yok. Şimdi bazıları da diyorlar ki yok bu Emevilerden kalma. Emeviler aşure tatlısı yaptılar, bayram havası içerisinde dağıttılar. İşte aşure tatlısı onlardan kalma. Bu da yanlış. Bu ikinci görüş. Bu da yanlış. Neden? Çünkü eğer aşure tatlısı Yezid'den kalmış olsaydı Yezid'in başkenti, memleketi olan Şam'da olurdu. Şamlılar hiç aşure tatlısı diye bir tatlı bilmiyorlar. Evet, Yezid tatlılar yaptı, bayram havası içerisinde kutlama yaptı, tatlılar şeyler dağıttı, yeni giysiler giydiler, tamam bunu yaptılar. Çeşit çeşit de tatlılar yaptılar ama bu tatlıyı bilmiyorlardı. Böyle bir tatlı yok onlarda. Nereden geldi o zaman? Peki bu tatlı tamamen Anadolu'muza özgü bir tatlı. Anadolu'muzda özellikle Alevi canlar, sonra da Ehl-i Sünnet kardeşlerinin özellikle Rufai tarikatı, Kadri tarikatı, işte diğer tarikat ehli olanlar, yani Anadolu insanı Ehl-i Beyt'i seviyor. Böyle bir aşurayı İmam Hüseyin'in, İmam Hüseyin'e özgü, İmam Hüseyin'in ihsanı, lokması olarak yaptılar, dağıttılar ve 10. gün bunu yaptılar. Tabii ki bazı yerlerde 12. gün bunu yaptılar. Ve İmam Hüseyin'in lokmasıdır bu. Ona özgü olduğu için aşure adını verdiler. Bakın. Yani bizim kültürümüzdeki olan helva. Aynen. Bu şekilde. Dilinize sağlık. Ben yani tam diyecektim. Şimdi eskide insanlarımız vefat ettiği zaman bir ölü helvası yaparlardı. Hala bazı yerlerde yapılıyor. Onlara ölü helvası yaptıkları gibi, ki ölü helvası yapanlar demiyorlar ki ya bugün adamımız öldü, sevdiğimiz öldü, bir tatlı yiyelim, şenlenelim demiyorlar ki. O tatlıyı niçin yapıyorlar o helvayı? Ölülerinin ihsanı için, fakir fukaranın ağzını tatlandırıp bunun sevabını kendi sevdiğine, kendi ölmüşüne hediye etmek için. İşte Anadolu insanı da, Anadolu insanı da Hazreti Hüseyin'e bu tatlıyı yapıp sevabını ona hediye etmek istedi. Evet. İhsan ettiler birbirlerine. Yani bunun sevinçle, bayramla alakası yok. Hazreti Nuh'la hiç alakası yok. Bilmiyorum bereket, mereketle hiçbir alakası yok. Aynen bizim ölü şeyimiz gibi. Şimdi matem dediğimiz zaman. Birçok bu konu herhalde bitiriyorsunuz. Birçok paylaşım oldu. Hani insanlar paylaşıyor bir şekilde bilinçli ya da bilinçsiz. Bir tane siyasimiz bir paylaşım yapmış ki bu işi bilenlerden olduğunu düşünüyorum yani. Aşure gününüz mübarek olsun. Çok güzel bir tabak içerisinde aşure, üzerine nar falan serpilmiş. Çok güzel, şık bir aşure fotoğrafı ve üzerinde aşure gününüz mübarek olsun. Hocam, ve bu 10. gün. Yani aşuranın olduğu gün evet, paylaşımı yapılıyor. Evet. Yani bu çok saçma bu, bir şey geliyor bana. Kesinlikle. Şimdi bu günü bayram havası içerisinde geçirmek, şenlik yapmak Hazreti Peygamber'e, Ehl-i Beyt ailesine, özellikle Hazreti Hüseyin'e büyük bir saygısızlıktır. Onun kanını hiçe saymaktır. Onun çektiği acıları, İslam'ın dirilişi için yaptığı fedakarlıkları hiçe saymaktır. Ki Hazreti Hüseyin meydana gittiği zaman buyurdu, kanım dökülmeden ceddim Resulullah'ın dini doğrulmayacaksa ey kılıçlar alın beni. Şimdi kanım dökülmeden ceddim Resulullah'ın dini dirilmeyecekse ey kılıçlar alın beni. Yani canını bu dine feda etti. Evet. Resulullah'ın getirdiği dine, Resulullah'ın getirdiği Kur'an'a feda etti. Şimdi bunun bizim boynumuzda hakkı var. Biz buna saygısızlık edemeyiz. Şimdi imamlarımızdan masum Ehl-i Beyt imamlarından gelen aşure ziyaretnamesi diye bir ziyaretname var. O ziyaretnamede şu cümle geçiyor. Hâdâ yevmun teberreket bihi benû umeyye ve ibn âkiletil ekbâd. Şimdi
bugün Ümeyye oğlu oğullarının beni Ümeyye'nin Ümeyye oğullarının mübarek saydığı bir gündür. O ciğer yiyen kadının oğlunun mübarek saydığı bir gündür. Yani Aşura gününü onlar mübarek saydı. Hada yavmun farihat bihi alu Ziyad ve alu Mervan bi katlihumul Hüseyin aleyhisselam. Mervan ailesi, beni Mervan İmam Hüseyin'i öldürmekle sevindikleri gündür bugün. Ben şimdi beni Ümeyye'nin mübarek saydığı gibi bugünü mübarek mi saymalıyım? Onların sevindiği gibi ben de bugün sevinmeli miyim? Yoksa Hazreti Peygamber'in acısına ortak mı olmalıyım? Taziyesinde mi bulunmalıyım? Şimdi halkımız aslında mesele onlar için netleştiği zaman kesinlikle Hazreti Peygamber'den ve onun Ehl-i Beyt'inden, İmam Hüseyin'den yana tavır koyuyorlar. Hiç kimse Yezid'den ve Ümeyye oğullarından, Emevilerden yana tavır koymuyor. Ama kafalar karıştırılmış maalesef. Evet. Bazıları habire sanki şenlikmiş gibi lanse etmeye çalışıyor. Ya kendileri gafildirler ya da eğer art niyetlilerse Allah ıslah etsin ne diyeyim. Gafletlerse de Allah gafletten evet, uyandırsın. Peki bu ayda nasıl ibadet etmeli insanlar? Neler yapmalı? Şimdi bizim bu ayda Hazreti Peygamber'den ve onun Ehl-i Beyt'ten özellikle duyduğumuz ve üzerinde durduklarını gördüğümüz şey matemdir. Matem de gelenekseldir. Her toplumun kendine göre kendi sevdiklerine öldükleri zaman tuttukları bir matem tarzı var. Bir yaz tarzı var. Hı hı. Ağlarlar, ne ederler, her şey. Bizim burada ne yaparsınız? Bizim sevdiklerimiz, annemiz, babamız ya da kardeşimiz, bir evladımız, bir sevdiğimiz öldüğünde biz nasıl yas tutarız? Yani onlara hayır yaparız. Hayır hasenat yaparız, yemek ihsan veririz. Kur'an okuruz. Kur'an okuruz. İşte ağlarız, gözyaşı yani, dökeriz. Hüzünlü oluruz. Bizim çevrede bilmiyorum, sizde de var mı? 40 gün sakal kesmezler. Yani sakallarını yastı. Öldüğü sırada öyle yapılır da seneyi devriyelerinde o şekilde değildir yani. Ben öldüğü zaman mı diyorsunuz? Öldüğü zaman diyor. Öldüğü zaman tabii öldüğü ki zaman. Yani işte hatta yıkanmazlar, taranmazlar, süslenmezler. Aynen ya, öyle. Yani İmam Hüseyin için de aynı şeyi yapmak lazım. Yani sevdiklerimize nasıl yas tutuyorsak İmam Hüseyin bizim için bizim sevdiklerimizden daha yücedir bizim yanımızda, daha sevimlidir. Hazreti Peygamber buyurmadı mı? Beni kendinizden, benim evlatlarımı kendi evlatlarınızdan daha çok sevmedikçe iman etmiş sayılmazsın. Kesinlikle. Ha şimdi öyleyse biz sevdiklerimize nasıl yas tutuyorsak İmam Hüseyin'e öyle yas tutmalıyız. Ama bir farkla. Bizim sevdiklerimizin bize bırakacağı, ders alacağımız bir şeyi olmayabilir. Ama İmam Hüseyin'in Kerbela'sından alacağımız çok dersler var. O zaman seniyye-i devriyesinde İmam Hüseyin muhteşem bir şekilde anılmalı. Kerbela'sı gündem olmalı, dersler alınmalı, ibretler dile getirilmeli. Bakın bazıları diyorlar ki hocam ya bu da aşırılık değil mi? Bu kadar 1400 yıl sonra geliyorsunuz Hazreti Hüseyin'e ağlıyorsunuz falan. Ya biz ne kadar ağlamışız? Hazreti Yakup Kur'an'dan ders alalım ya. Kur'an bize yol gösteriyor. Hidayet kitabı Kur'an. Hazreti Yakup oğlu Yusuf kayboldu. Sadece kayboldu ve biliyordu ölmemiş. Çünkü Allah-u Teala haber vermişti. Hı hı. Ve bir gün kavuşacağını da biliyordu. Ama buna rağmen Hazreti Yusuf'un gaybetinde o kadar ağladı, o kadar ağladı ki Kur'an diyor gözleri kör oldu. Ağlaya ağlaya gözleri kör oldu. Evet. Ya biz Hüseyin'imiz sadece kaybolmamış, hünharca katledilmiş, çoluk çocuğu esir edilmiş. Yani biz bu Hüseyin'e ne kadar ağladık? Gözlerimiz mi kör oldu? Peki hocam, yaygın bir inanış var. Bir arkadaşın söylemişti, onun için merak ettim aslında. Muharrem ayında kurban kesilmez deniyor. Evet. Kesilmez mi? Muharrem ayında kurban kesilir. Kesilebilir. Yani sen İmam Hüseyin'in, şimdi şu şekilde farkı koyayım, yanlış anlaşılmasın. Eğer İmam Hüseyin'in lokmasını yapacaksan, fakir fukaraya İmam Hüseyin'in lokmasını vereceksen, İmam Hüseyin'in meclisine davette bulunmak için böyle bir kurban kesiyorsan, et benim kardeşim bu kurbanı yap, Allah kabul etsin, İmam Hüseyin'in defterine yazsın inşallah. Ama eğer zevk için, keyif için yapacaksan, evet, bu olmaz.
sen baban, kardeşin, bir sevdiğin ölünce gidip piknik yapıyor musun, mangal yapıyor musun? Diye şöyle bir oğlak keseyim, bir kuzu keseyim, bir kuzu çevireyim diyor musun? Hı hı. Yok. O ama zaman normalde kurban yapılabilir. Allah razı olsun. Kurban yapılır. Bak kurban şimdi, yapılır. Şimdi bir ama keyif yapılmaz. Şimdi oğlak kesip gidip keyif yapmak ayrı bir şey. Yani Allah'a ya da birine Allah razı için kurban kesmek ayrı bir şey. Yani. Ayrı bir şey. Bu ikisini ayırt etmek lazım. Aynen. Yani keyif yapılmaz ama kurban yapılır. Sakıncası yok. Evet. Hatta biraz abartı olmuş herhalde. Soğan bile başı kesilmez falan evet. gibi düşünceler de var ama kurban kesiliyorsa soğan da hay hay kesilir diye düşünüyorum. Herhalde. Yani şimdi bizim Alevi canlar yani biraz da baş kesme olayına şey yapıyorlar herhalde. Atıfta bulunuyorlar. Aha, aynen. Yani demişler ki... Sembolize etmişler yani. Aynen, aynen. Şimdi bizim Alevi canlar sadece işte bıçağı gördüğümüzde İmam Hüseyin aklımıza geliyor. Çünkü başı bıçakla kesilmiş. Soğanın başını kestiğimiz zaman İmam Hüseyin aklımıza geliyor. Hayvanı kestiğimiz zaman İmam Hüseyin aklımıza geliyor. O zaman biz bunları yapmayalım demişler. Hı hı. Yapmak haram değil. He. Günah değil. Ama aklına geliyorsa bence otur ağla. İmam Hüseyin'e gözyaşı dök. Bir şey olmaz. Yani öyle. Hocam Muharrem herhalde bu kadar. Çünkü süre çok hızlı geçiyor. Evet. Biraz genelleyeceğim. Böyle Alevliği genelleyeceğim. Evet. Ama çok kısa. Alevilik nedir? Çıkış noktası nedir? Şöyle. Alevilik Hazreti Ali ile başlar, Hazreti Hüseyin'in şehadetiyle başlar. Yoksa daha öncesinde de var mıydı? Evet. Ve bununla birlikte hocam. Alevilik az önce programın başında söyledik ya. Bir mezhep midir? Bir kültür müdür? Bir din midir? Alevilik nedir? Şimdi aslında sorunuzun cevabı çok geniş yelpazeli. Uzun evet. şeyli. Ama evet. biz çok kısa ve öz olarak evet. arz edelim. Şimdi Alevi kelimesinden zaten anlaşılıyor ki Alevi demek Alici demek. Hazreti Ali'den önce başlamış olması mümkün değil. Bazıları çarpıtıyorlar. Hazreti Ali'den 7000 yıl önce, 70000 yıl i̇şte önce başlamış. İşte Peygamber Efendimiz'in kırklar cemine katıldığı bilmem ne falan böyle şeyler. Şimdi kırklar cemi de Hazreti Peygamberimizin zamanıdır. Ama bunlar 70000 yıl öncesine götürüyorlar. Hiçbir delil, hiçbir kanıt olmaksızın. Yani mesela görüyor bir tane tarihi eserde bir kadın farzayım elini kaldırmış, bu eli de böyle. Bunlar sema yapıyor. Nereden çıkardın semayı? Belki de çıktı telle oynuyor. Evet. Yani kanıt mı var? Ya da mesela yok Firavun'un meclisi 12 kişilikmiş. Ne olmuş yani 12 kişilikmiş? Alevilik oradan mı kalmış oluyor? Alevilikte de 12 hizmet var. Ya kardeşim 12 havari var, 12 esbat var, 12 imam var. Öyle bu 12'yi siz götürüp Firavun'un meclisine mi bağlıyorsunuz? Her halükarda Alevilik Hazreti Ali ile başlar. Hazreti Peygamber yani bizim Alevilik inancımıza göre Veda Hacı'ndan Hazreti Peygamber döndüğü zaman Kadirhum denilen yerde Hazreti Ali'nin kendisinden sonraki vasisi, varisi, halifesi, emiri olduğunu ilan etti. Bizim ve bize iki tane emanet bıraktı. Biri Kur'an, diğeri Ehl-i Beytim dedi. Ve ben kimin mevlasıysam Ali de onun mevlasıdır dedi. Biz de buna binaen Hazreti Peygamber'den sonra Hazreti Ali'nin onun vasisi olarak takip edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Ve ondan sonra Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin ve 12 imamlar sonuçta. Evet. Aleviliğin ehli sünnetten ayrıldığı nokta burasıdır. Doğuş yeri de burasıdır. O zaman Hazreti Ali'ye bu itikattan dolayı taraftarlık yapanlara, Hazreti Ali'yi takip edenlere dediler Alevi, Alici. Elbette ki Alevi kelimesinin iki anlamı var. Bir anlamı Ali evladı anlamına geliyor. Hı hı. Emevi diyoruz yani Ümeyye oğulları demek. Abbasi diyoruz yani Abbas oğulları demek. Yani. Alevi demek Ali oğulları demek. Belinden gelenlere Alevi denir çünkü bel evlatlarıdır. Yolundan gidenlere Alevi denir çünkü yol evlatlarıdır. O yüzden Alevi, Hazreti Ali'yi bir şekilde Ali gibi yaşamak, Ali gibi inanmak, Ali gibi ölmek, Ali'nin yol yordamını Resulullah'ın yol yordamı olarak görüp, onun yol yordamının tedavimi, devamı olarak görüp, onu takip edenlere derler Alevi. Biz Aleviyiz, Aliciyiz. Türkçe'de mesela birine bir toplumu nispet vermek istiyorlar. Atatürk diyelim. Atatürk'e uyanlara, Atatürk'ü bir lider görenlere derler Atatürkçü.
Yani Atatürk kelimesinin arkasına çü eki getirirsin, olur Atatürkçü. Onu sevenler, onu takip edenler. He, takip edenler anlamına. Ama bunu Arapça'da yapmak istediğin zaman İvi şeklinde olur. Mesela Hazreti Musa'ya uyanlara diyorlar Musevi. Musevi, İsevi. Hazreti İsa'ya uyanlara İsevi. Evet. Hazreti Ali'ye uyanlara da Alevi diyorlar. Alevilik nereden geliyor? Hazreti Ali'den. Yani bunun apaçık bir şey. Yeter ki insan bilmek istesin, görmek istesin. Ben sorunuzun devamını bu arada yani biraz ilave yapacağım. Şimdi çıkış, yani ayrılış noktası Alevilikle Sünniliğin. Yani ayrılış noktası burası. Burası ama yani Hazreti Ebu Bekir halife olunca Hazreti Ali küsüp gitmedi ki. Hazreti Ali ona biat etti değil mi? Şimdi biz hilafet mevzusuna hocam girecek olursak derin. Onun için ayrı bir program gerekir. Evet. Ama biz Hazreti Ali'nin, işte Hazreti Ebu Bekir'in, Hazreti Ömer'in, Hazreti Osman'ın hilafetinden razı olduğuna inanmıyoruz. Ha, inanmıyoruz. Yani, yok, inanmıyoruz. Yani evet. İnansak niye biz... Ha, ben inanıyorum, siz inanmıyorsunuz. Evet, ben inanmıyorum. Evet. Ben derken yani bizim Alevilik inancımız bu. Peki, hemen soru. Hazreti Ali savaşmış mıdır Ebu Bekir'le? Yok. Yani, savaşmamıştır. Savaşmadı. Ömer'le de savaşmamıştır. Osman'la da savaşmamıştır. Evet. Yani her ne kadar siz biat etmedi diyorsanız da bir sorun da yaşanmamıştır yani. Ha, yani şimdi hocam bu mesele biraz şuraya geliyor. Her ihtilaf, her yapılan yanlış için kılıç çekmek gerekmiyor. Bazen kılıç çekmek doğrudur, yeridir. Bazen kılıç çekmemek doğrudur, yeridir. Hazreti Ali'nin savaşmamasının gerekçeleri var. Ama bu demek değildir ki Hazreti Ali onların hilafetine razı olmuştur. Demiştir tamam da ben olmayayım bu olsun. Öyle dememiştir. Evet Ehl-i Sünnet camiası bu şekilde inanıyor. Diyor ki Hazreti Ali sonunda Hazreti Ebu Bekir'e biat etti. Sonuçta onun halifeliğinde razıydı. Hazreti Ömer'e yardımcı oldu. Hazreti Osman'ın yanındaydı vesaire. Ama burada itikadımız fark ediyor. Yani inancımız fark ediyor. Hani şeyde Ehl-i Sünnet'te, Sünnilerde diyeyim ben kestirime gideyim. Evet. Sünnilerde yani bir farkı yoktur. Benim için Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ali'nin bir farkı yoktur yani. Evet. Yani bizde farkı çok. Yani farkı şudur benim için yani bizim için ben öyle düşünüyorum en azından. Peygamber Efendimiz'in soyu oradan devam etmektedir. Eyvallah bu bir farktır. İşte amcasının oğludur, bu bir farktır. Yani ailesindendir, yani bu bir farktır. Ama öte tarafında da Peygamber Efendimiz'in işte kızına, Hazreti Fatıma'ya, işte kızım sen ancak takvanla, ibadetlerinle, işte amelinle cennete gidersin. Sakın ben peygamber kızım diye kendine güvenme demiş. Yani bu doğrudur. Zaten demese de öyledir. Öyledir yani. Yani Hazreti Nuh'un oğlu da peygamber evladıydı. Evet, yani ama nitekim amcası da iman etmemiştir. Yani peygamber evet, amcası iman etmemiştir. O zaman mesele akrabalık meselesi değildir yani. Kesinlikle. İşte ben de tam onu söylemek şimdi, istiyorum. Şimdi bizim işte inancımızda Hazreti Ali'yi diğer sahabeden farklı kılan şey Allah'ın onu imam olarak seçmesi ve tayin etmesidir. Kur'an buyuruyor ki ثُمَّ اَوْرَتْنَا الْكِتَابَ الَّذ۪ينَ اِسْتَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَسِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقُونَ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللّٰهِ ذَٰلِكَ فَضُلُ اللّٰهِ الْكَبِيرِ Sonra biz bu kitabı seçtiklerimize miras bıraktık. Allah Resulullah'tan sonra birilerini seçmiş ve bu kitabı miras bırakmış. Ya onlar Müslümanlardır yani. Ya bütün işte Müslümanlardır bak, yani. Oran yoruma gelince dedim ya detaylı bir konu. Acaba Müslümanlar mıdır? Bazılar diyor alimlerdir. Bazılar diyor ki işte ne bileyim şey bak biz de diyoruz ki işte 12 imamlardır. Allah ama bugün de Kur'an-ı Kerim'in sahibi vardır. Yine Müslümanlardır. Ya. Yani belli bir zümre değildir. Yani belli bir aile değildir yani. Şimdi Fahrettin Bey isterseniz onu başka bir programa bırakalım. Olur. Çünkü olur. Yani eksik kalırsa konuya yazık olur. Konu peki, önemli bir konu. Peki buraya atlayalım. O zaman ama yani hani burada inançlar farklı oluyor. Elbette ki farklı olabilir. He. Yani zaten bir fark var ortada. Yani bunu görüyoruz. Bir fark da şu. Ama şunu ekleyeyim. Bugün bizim Alevilik inancımız, yani biz diyoruz ki Alevilik yani Ehl-i Beyt'in buyurduğu. Kur'an ve Ehl-i Beyt'e birden sarılmaktır. Hı hı. Ama bugün Anadolu'da olan Alevilik, siz dediniz ya mezhep midir, nedir falan. Hı hı. Bugün Anadolu'da olan Alevilik, Alevilik inancı içerisindeki bir tarikat anlayışıdır. Aleviliğin özü, aslı
12 imamların buyurduğu, Hazreti Peygamber'in buyurduğu, Kur'an'ın buyurduğudur. Kur'an ve Ehl-i Beyt'tir Alevilik. Kur'an ve Ehl-i Beyt'e birden sarılmaktır. Bugün Anadolu'da o cem evlerinde yapılan ritüeller, semalar falan, bunlar bir tarikat anlayışıdır. Ehl-i Sünnet'teki bir Rufai tarikatı gibi, bir Kadri tarikatı gibi, bir Mevlevi tarikatı gibi. Bunlar da Ehl-i Sünnet mi? Evet, Ehl-i Sünnetler. Ama kendilerine özgü bazı ritüelleri var, bir anlayışları var, yaklaşımları var, bazı büyükleri var, şeyhleri var, değil mi? Bugün Anadolu'da bildiğimiz Alevilik'te çatı olan ana Aleviliğin içerisindeki bir tane tarikat anlayışıdır. Bektaşilik öyle. Bektaşilik Alevilik değil. Aleviliğin içerisindeki bir tarikat anlayışıdır. Evet. Anlatabiliyor muyum? O yüzden bugünkü Alevilere bakıp veyahut da bugün Alevilerin yaptıklarına bakıp Alevilik sadece budur demek insanı yanıltır. Evet. Aleviliği öğrenmek istiyorsak kaynağına, yani kaynağın başına gitmek gerekir. Neresi? Kur'an ve Ehl-i Beyt. Yani Resulullah. Eyvallah. Anlatabiliyorum. Ama şu an sizin tarif ettiğiniz böyle Alevilik anlayışı içerisinde namaz yok. Bizde namaz var. Oruç da yok. Yani özellikle Ramazan orucu yok. Biz hac da yok. Şimdi bak, bizim yani Ehl-i Beyt'in bize buyurduğu, Kur'an'ın bize buyurduğu Aleviliğin içerisinde namaz da var, oruç da var, hac da var, zekat da var, sizde olmayan humus da var, cihat da var, hepsi var. Yani İslam, Muhammedi İslam'ın adı Aleviliktir. Yani o zaman Alevilik, Sünnilik diye bir şey yoktur. İslam vardır yani. Şimdi mesela buraya geliyor. Yani işin özü bu. Ha, bana sorarsan benim inancım da bu. Şimdi aynen yani, öyle. Eğer biz, bak biz Allah ve Resulünün buyurduğuna tamamen teslimiyet gösterirsek, dini o kaynaktan, Kur'an ve Ehl-i Beyt'ten alırsak zaten bu farkların hepsi biter. Nitekim diyoruz ki İmam Mehdi Aleyhisselam zuhur ettiği zaman mezhepler bitecek. Niye? Çünkü Resulullah'ın getirdiği İslam'ı getirecek. Mezhep diye bir şey kalmayacak ki. Aynen. Aynen. Ama çeşitli anlayışlar çıkmış mı Resulullah'tan sonra? Evet. Birinin adı Alevilik, birinin adı Sünnilik olmuş mu? Evet. Onların da teferruatları var mı? Alt grupları var mı? Evet. Sadece ana farkı söylüyorum. Aleviler diyor ki Allah Resulü'nden sonra Allah İslam ümmetini, insanlığı aslında başıboş bırakmadı. Peygamberlik son buldu, imametle yolu devam ettirdi. Ehl-i Sünnet de diyor ki yok, peygamberliğini yaptı, gitti, daha başka bir şey yok. Biz bize kaldık. Biz dinle baş başa kaldık. Artık herkes imtihanını verecek. Aradaki fark bu. Ya Allah ya birilerine tayin etmiş ki bunlar 12 imamlardır, ya da etmemiştir. Ya ben yanılıyorum ya sen yanılıyorsun. Öyledir. Arada bir fark yok hocam. Yani ben sen diye bir fark yok aslında. Sizin söylediğin şekilde ama. Düşünce itibariyle. Ha, düşünce itibariyle. Tamam, yaşamayabiliriz. Ben namaz kılmayabilirim. Ben oruç da tutmayabilirim ama inanırım. İnanmak ayrı şey, yapıp yapmamak ayrı şey. Evet. Yani ben inanıyorum, varlığına inanıyorum yani, ama yapmıyorum, yapıyorum. O benim Allah'la olan hesabım. Şimdi bir tane yazar kardeşimiz yazmış. Geçen bir köşe yazısında, ismini söylemeyeceğim, cevap vermeye de değmez. Aslında programda konuşmaya da değmez de. Yok işte Enbiya suresinde işte olmayan namazı Emeviler getirdi bize dayattılar da. Yani sanki o zamana kadar namaz yoktu. Emeviler geldi bize namazı dayattılar. Ondan sonra namaz bir adet haline geldi. Kur'an'da öyle bir şey yokmuş. Kur'an'da hocam 82 tane ayet var namaz hakkında. Şimdi ben Kur'an'a yabancı biri değilim. Kur'an'la haşır neşir olan biriyim. Medrese ilmi okumuş biriyim. Yani insanın kendisi için böyle şeyler söylemesi hoş değil. Ama hani bilmeden konuşan biri değilim şu anda. Kesinlikle ona inanıyoruz. Şimdi Kur'an ve Ehl-i Beyt'in kapısına gittiğin zaman bunlar orijinal haliyle, en berrak haliyle, katıksız haliyle var, mevcut. Evet, çok şeyleri değiştirdiler. Namazda da değişik yaptılar, oruçta da fıkhi değişiklikler oldu, diğer konularda da oldu. Biz Resulullah'ın namazını kılan Ehl-i Beyt'ten bu namazı alıyoruz. Yani bizim kıldığımız namaz inancımıza göre motamot Resulullah'ın kıldığı namazdır. Ali'nin, Fatıma'nın, Hasan'ın, Hüseyin'in kıldığı namazdır. Namazda değişiklikler oldu mu? Evet oldu. Abdestte oldu mu? Evet oldu. Yani ben ilginç bir şey söyleyeyim. Sadece basit bir örnek vereyim. Kur'an'da Allah-u Teala
nasıl abdest alınacağını beyan buyuruyor. Maide suresi 6. ayette. Evet. Doğru mu? Evet. Hazreti Peygamber Mekke dönemini çıkarsan dahi sadece Medine döneminde 10 yıl boyunca bu sahabenin içerisinde abdest aldı. Eline su döktüler ve abdest aldı. Onların gözünün önünde günde hem de kaç kez? Evet. Değil mi? Evet. Günde kaç kez Resulullah'ın nasıl abdest aldığını görmüş olmalarına rağmen, Kur'an ayetinin abdesti nasıl alınacağını beyan etmiş olmasına rağmen, bırakın ya Alevileri, ehli sünnet kardeşlerin arasında, mezhepler arasında abdestte farklılık var. Var, evet. İhtilaf var. Yani bu kadar tekrar edilmiş, hakkında açık ayet olan bir konuda ihtilaf oluyorsa, diğer konularda da hay hay olmuş. Ama o detaylar çok önemli değil. Elbette. Yani bak, sonuçta sen Kur'an'a göre abdest alıyorsun. Nedir? Evet. Elini yüzünü yıkamak, ağzını yıkamak, ayaklarını meshetmek. Hadi yıkamak bile yok. Evet. Doğru mu? Doğru. Meshetmek. Meshetmek var. Yani ama biz yıkıyoruz. Daha güzel. Daha mı güzel? Ama şey yok. Yani burada işte 3 kere mi yıkarsın, 5 kere mi yıkarsın çok da bir önemi yok. Kur'an'a göre siz abdest alıyorsunuz yani. Evet. Önemli almak yani. İnşallah Rabbim bütün Müslümanlara, bütün insanlara aslında basiret versin, marifet versin ki İslam teslimiyet dinidir. Kamil bir dindir. Bizim bir şey eklememize gerek yok. Kesinlikle. Çünkü el-yevm ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti ve radıytu lekum l-islamı dina. Bugün dininizi kemale erdirdim. Size olan nimetimi tamamladım. Ve sizin için bu İslam'dan razı oldum. Din beyan buyuruyor. Hocam, ben bu nükteye değineyim, bilmiyorum vaktimiz var mı yok mu fazla, çok, vaktimiz sanıyorum çok kalmadı. Hı-hı. Şimdi işin ilginç tarafı şurasıdır. Bir tane çocuğu okula gönderiyoruz, 4 yıl ilkokulu okuyor, sonra 4 yıl ortaokul, sonra 4 yıl liseyi okuyor, sonra sınav alıyoruz. Sınavda eğer başarılı olursa götürüp bir felsefe fakültesine ya da bir hukuk fakültesine ya bir tıp fakültesine koyuyoruz. Diyoruz ki sen bu dersi anlayacak kapasitedesin. Önce bir ona kaç yıl okudu? 12 yıl okudu. Sonra diyoruz ki bu sen anlayacak kapasitedesin. İmtihan aldık senden, tamam. Sonra bir kitap önüne koyuyoruz. Demiyoruz ki bu kitabı kendi kendine oku ve anla. Biliyoruz ki kendi kendine okuyup anlarsa bazı yerleri eksik anlar, bazı yerleri anlamaz. Buna öğretecek biri lazım. Onun için bir öğretim görevlisi tayin ediyoruz. Diyoruz ki bunu öğret bu çocuğa. Şimdi Allah-u Teala bize bir tane kitap göndermiş. Ve meydan okuyor ki اِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ Eğer bu kulumuza indirdiğimizden şüpheniz varsa, benim indirdiğimden şüpheniz varsa benzerini bir tane sure getirin. Yani mucize bir kitap. Kıyamete kadar hem bütün sorularımıza cevap verecek, hem bütün sorunlarımıza çözüm getirecek bir kitap. Hem alimine, hem en cahiline, en sadesine hitap eden bir kitap. Bu kadar inceliklere ve detaylara sahip olan bu kitaba bir öğretmen lazım değil mi? Evet. Kitap aramızda. Ama sen kitabı bir şekilde anlıyorsun, ben kitabı bir şekilde anlıyorum. Sen bir şekilde yoruyorsun. Çıkarcıları bırakalım. Herkesin kapasitesi farklı. Her birimiz farklı anlıyoruz. Evet. Onun için biz diyoruz ki Allah-u Teala kendisi buyurdu. Dedi ki ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذ۪ينَ اِسْتَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا Sonra biz kullarımızdan bazılarını seçtik. Bu kitabı onlara verdik. Kitabı bir kitap koltuğuna vermedik. Kitap ilmini verdi. Evet. Sonra bizi onların kapısına gönderiyor. Diyor فَاسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Bu kitap, bu zikir ehlinden sorun eğer bilmiyorsanız. Ve Allah Resulü bize buyurdu ki ehli beyitten öne geçmeyin. Onlardan geri kalmayın. Her ikisinde de helak olursunuz. Ehli beyte, ehli beyitle omuz omuza gidin. Onları takip edin ki kurtuluşa eresiniz. Evet. İşte bizim bahsettiğimiz mesele bu. Ehli beyti takip etmediler. Ali'yi öldürdüler, Hasan'ı öldürdüler, Hüseyin'i. Biliyorsunuz Kerbela'da nasıl öldürdüler. 12 imamın hepsini tek tek öldürdüler. Son imam İmam Mehdi aleyhisselam hariç. Onu da Allah korumaya aldı. İnşallah zuhur eder de i̇nşallah. Bu ihtilafları bitirir. Evet inşallah biz süremizi doldurduk. Evet. Mesaj gönderenler var. Zeynep Yakayılmaz Koca, Kerim Yapılı, İzzettin Kanat, Kemal Demir,
Yusuf Tel, Mustafa Çelik, Ömer Gürsoy, daha birçok dostumuz mesaj göndermiş. Hepsine teşekkür ederim. Çünkü zamanım kalmadı. Evet. Bir iki cümleyle hemen böyle son cümlenizi alayım, programı kapatayım. Çünkü bana işaret ediyorlar. Programımızı bitirmek zorundayız. Bütün canların, bütün Hazreti Hüseyin sevenlerinin, bütün Ehl-i Beyt sevenlerinin, Resulullah sevenlerinin yas-ı matemleri tekrar kabul olsun diyorum Hak dergahında. Herkesi bu konuda, bu matem konusunda bir Kerbela olayını açıp gözde geçirmelerini temenni ediyorum, arzu ediyorum. Evet, Allah kabul etsin diyelim. Sağ olun. Evet, biz size çok teşekkür ediyoruz. Evet değerli dostlar, programımızın sonuna gelmiş olduk. Hüseyin Alagöz hocamızla Muharrem ayını konuştuk, Alevliği konuştuk. Aslında konuşacak çok şey vardı ama süre bu kadardı. Başka programlarda inşallah yine birlikte olur derinlemesine. Konuşuruz bu tür şeyleri. Halkımızın, vatandaşlarımızın bu şekilde gerçekleri bilmesi kadar elzem bir şey olamaz. Ben sizlere hayırlı bir akşam diliyorum.